Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı duran abone ol yazısını tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz bildirim zilini tümü olarak işaretlerseniz yayınladığım tüm videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli, çok kıymetli. Destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümde hanımlar Cenk marka lacivert yazmam var. Şöyle yazmamın etiket kodunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. 455 lacivert hanımlar yazmam dediğim gibi Cenk marka ve aynı kod numarasına ait hanımlar ip kullanıyorum. Altın başağın 455 numara ipi bu yazmaya uygun oluyor. Ve şöyle boncuklarımız var. Bunlar hanımlar böyle plastik boncuklarda şöyle yaprak şeklinde olanları var. Ee, şöyle asma yaprağı şeklinde olanları var. Bu şekilde üç dal şeklinde olanları var. Bunlar çok eski boncuklar fakat bugünlerde tekrar yine böyle e, romançta moda oldu. Benim elimde de varken değerlendirip yapmak isteyecekler için fikir olsun diye bir video çekmek istedim. Tığım 22.05'tir. Her zaman 22.05 numaralı tığımı kullanıyorum. Sizin eliniz hangi numaraya uygunsa o şekilde devam edebilirsiniz. Hemen sizleri bekletmeden uyanımı da göstermek istiyorum. Çok tatlı, çok harika bir model hanımlar. Çok hoşuma gitti benim. Ee, çok bilinen bir model aslında ama yine de sizlerle paylaşmak istedim hanımlar. Boncuklar o kadar güzel ki inanın bu kolay oyayı bile güzelleştiriyor yani tek sırada ilerliyor çabuk ilerliyor ütüsü kolay plastik boncuk olduğu için plastik değil de şu ön tarafları biraz mika gibi hanımlar ee, ütülerken mutlaka oyayı tersinden ve ütü bezi kullanarak ütülerseniz hiçbir zarar görmeden e, uzun süre oyanızı kullanabilirsiniz. Tığ battılarımı şöyle hanımlar 3 zincirle yaptım. Aralıklı 3 zincirle tığlamamı yaptım. Dilerseniz 2 zincirle de tığlama yapabilirsiniz. Önemli olan hanımlar tığ battı e, e, sayısı değil yani ikili de olabilir üçlü de olabilir ama önemli olan şu aralarda mesela ben 2 tane bıraktım. Eğer 2 zincirli yaptıysanız arada 2 özür dilerim 3 veya 4 tığ battı bırakarak da mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Bu mesafe hoşunuza gittiyse yani iki çiçek arası mesafe hoşunuza gittiyse bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama daha aralıklı olsun isterseniz de tığ battı sayılarını çoğaltarak biraz daha aralıklı yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin göz zevkinize bağlı. Oya gerçekten çok şık. Bu bakın hanımlar yazmanın oyanın düz tarafı bu da bakın arka tarafı. Arka tarafı da önü kadar düzgün ve şık duruyor. Şöyle hemen hazırlığımı yapayım yapılışına hep birlikte başlayalım inşallah. İpimi elime sardım. Bakın hanımlar herhangi bir tığ battıya ipinizi bu şekilde sık iğneli sabitleyerek başlayabilirsiniz. Ben de bu şekilde hanımlar tığ battıda sabitlediğimi ilk başlangıç kısmı da bu şekildedir. Aynen bu şekilde burada olduğu gibi sık iğne ile sabitledim. Daha sonra orta boy bir örümcek yapıyorum. Örümceğimin boyutu yaklaşık olarak bakın hanımlar 2 3 zincirli 2 tığ battı boyutundadır. Şöyle lacivert yazmam biraz koyu renk ama elimden geldiğince anlaşılır şekilde göstermeye çalışacağım. Örümceğimin boyutu bu şekilde. İpime tığımı 3 kere sardım. Ve 2 tığ battı boşluğu bırakıp 3. tığ battıdan giriş yapıyorum. 2 2 2 ve 2 olacak şekilde 4 kere de dolgumu kapattım boncuğumu aldım. Boncuğumun ters tarafından ters tarafı bana bakacak şekilde yuvasından girerek sık iğneli boncuğumu sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. İpimi tığıma bir kere doladım. Tekrar yuvasından giriyorum. Şöyle hanımlar bakın ipimi uzatıyorum. İpimi uzatarak dolgumu 2 ve 2 olacak şekilde kapattım. Hemen böyle bu şekilde düz tarafına dönüyorum. Zaten direkt yaprak bakın yuvaya yerleşiyor hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sık iğne ile kapatıyorum. Ve yaptığım sık iğneyi birinci sayarak sık iğnelerime devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 ve 9. 10. sık iğnemi hemen hanımlar bu şekilde yaprağımın bakın dibine yapıyorum. Hemen yaprağımın dibine yaptım. Sık iğnelerimi dolgunun üzerinden devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8. sık iğnemi aynı tığ battığımın içerisine yapıyorum. Bir tane daha yapalım. Orta boylarda bir örümcek yapıyorum. Örümceklerinizi yaptıkça hanımlar eliniz alışacak, aynı boylarda çekeceksiniz. Şöyle orta boyda bir örümcek yaptım. 1-2-3 kere doladım ipimi tığıma arada 2 tığ battı bıraktım. 3. tığ battıdan giriş yapıyorum. 2-2-2 ve 2 olacak şekilde 4 kere de dolgumu kapattım. Boncuğumu aldım. Boncuğumun ters yüzünden yuvasına girerek sık iğne ile sabitliyorum. 1-2-3-4-5-6-7 zincir çektim. İpimi tığıma bir kere doladım. Tekrar boncuğumun yuvasından giriyorum. Şöyle ipimi uzatıyorum hanımlar. İpimi uzatıyorum. Bir yaprak bir tarafta iki yaprak bir tarafta kalacak şekilde. Tığıma bir kere ipimi doladım. İki ve iki olacak şekilde dolgum yapıyorum. Hemen boncuğumun düz tarafına döndüm. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Zincirimin üzerine sık iğne ile kapattım. Ve sık iğnelerime devam ediyorum. İki, üç, dört, 5 6 7 8 ve 9 10. sık iğnemi boncuğumun hemen altındaki yuvaya yapıyorum bakın hanımlar direkt böyle görünüyor zaten şöyle yakın planda göstereyim yuvaya yapıyorum sık iğnelerime dolgumun üzerinden devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8. sık iğnemi de aynı tığ battığımın içerisine yapıyorum. Bakın hanımlar bu şekilde. Direkt zaten yapraklar sık iğneli yuvalara yerleşiyor. İnanın bakın kalıp gibi bir model. Ütülerken dediğim gibi ütü bezi kullanın ve tersinden ütüleyin mutlaka. Harika bir model. Özellikle sade yazmalara çok yakışan bir boncuk ve her rengi var. Özellikle böyle laciverte mavi tonlarına, gri tonlarına böyle e, pembe tonları çok yakışıyor, çok yakıştırıyorum. E, benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir severek işler severek kullanırsınız inşallah. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine de kafanıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum. Yazmaların bitmiş hallerini de orada görebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli, çok kıymetli hanımlar. Beğeni bırakan Yorum yazan herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Oyamız bu şekildeydi. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.